Çok böyle boncuk 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 gittin ya. Kimseye boncuk değil ama tek bir kişiye ya boncuk. Ya tek bir kişi zaten ondan örnek veriyorum. Ona karşı çok boncuk gitti mi diye söylüyorum ya. Acaba o biraz bundan sıkılmış olabilir mi? Kanka, o şu olamaz. Anda daha böyleyse kim bilir ileriki kanka, boyutta beni çok sıkar. Kanka benim kafamı karıştıran olay da bu zaten. Şimdi bak çok ilgi isteyen bir insanım dedi. Ama aynı zamanda mıçmıçlığı sevmeyen bir insanım dedi. İşte o dengeyi arada tutmak senin. Kanka ben onu ayarlayabilecek bir insanım ama tutarsızlık hissediyorum abi. İşte tutarsızlık da en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Kanka yanlış anlamanı istemiyorum. Bence sen o ayarı kaçırıyorsun gibi hissediyorum. Kaçırmıyorum. Bilerek yapıyorum. Ne yapıyorsam bilerek yapıyorum. Bence kaçırmıyor. Bence tam söylemesi gereken şeyleri söylüyor. Teşekkür ederim kanka. Hayır, tabii hayır, herkesin şöyle. Yapısı farklı ama sen ben sen de daha... böyle algılamış olabilirsin. Ben buna da saygı duyuyorum. Ben de sana saygı duyuyorum. Yanlış değil bu arada. Yok, her yorum yapabilirsin, sıkıntı yok. Tutarsızsan kimseyle anlaşamazsın bu arada. Tutarsızlık yapmak. Evet, niye doğrusun? Hayır dersin hayırdır, evet dersin evettir. Ama tutarsızsan... Bugün evet, yarın hayır çok dersin. Çok sıkıntıdır yani. Yarın yine evet. Çözemezsin yani. Hani bugün işte taşa... Buse miydi? Buse evet. Bu B yapıp götürüp, işte sorsa zarf verip... İşte acaba işte biraz da... Bahsettiği ilgi böyle bir şey aslında. Bunlar ilgiyi... İlgi gösteriyor baktığında. İnce düşünceli olmaktır bunlar mesela. Yani mıçmışlık değil bir yapmış olduğu davranış. Kanka ben ilk günden gidip ona tek taş alıp götürmedim mesela. Aynen öyle. Ama mesela bunlar içinde erken olduğunu mu düşündü? Efendim? Ama mesela bunlar içinde erken olduğunu mu düşündü? Yo, erkenlik bir şey yok kanka. Bir peçeteden gül yapmak çok büyük bir şey değil ama bir kadını çok mutlu edecek bir şey. Çok basit bir şey. Ufak ediyor. Şimdi sen bunu en başında... söylersem ben derim ki 4 sene ben olmaz çünkü bir fark var arada. Benim sen 4 şunu senem, istiyorsun. Senin daha yeni tabii 30'una girmen derim yani. Tabii her şey nasıl kısmet tabii ama şimdi bugün kısmet. 4 sene diyor belki atıyorum. Bir sene sonra çıkar bir değişiklik olacak. Ama o da olabilir tabii hani ki. Bir düşüncesi vardır. Adam mesela şunu dese ben her konuda kendimi hazır hissediyorum. Ben işte bir ilişki yaşayayım. Tamamen işte birbirini tanırsın. Atıyorum bir sene içinde. Ben de öyle istiyorum mesela hani senelerce uzatmak gibi bir evet. Planım yok. Evet ben bu kişiyle evlenirim dediğim zaman bekleyecek bir şeyim olmasın isterim karşımdaki insanda. Her şey oturmuş, hayat düzeni. Hmm. Hani benim isteğim bu, senin isteğin de bu anladığım kadarıyla. Bunu düşünmesi çok normal. Hani karşıdaki insan düşünüyor mu? Bazı insanlar düşünmüyor. Hiç düşünmeyen insanlar var. Bu kız neden vakit kaybetsin ki? Bunu tabii ki de düşünecek. Çünkü vakit kıymetli bir şey yani. Ama bunu bir daha bu kadar geri o deneye vakit deneye kaybetmek istemiyor bak bence. Nedir, ne mesela değildir. Birkaç gün tanışabilirsiniz, konuşabilirsiniz, vakit geçebilirsiniz. Ondan sonra sen... Tanıma yoluna girmek istedim. Sen dersin ki tamam ben kararlıyım. Ben bu çocukla yani yapabilirim. Evet. Doğru söylüyorsun. İşte ama o senin tarafına daha yüksekli olacak bu zamanda. İşte ondan belki daha üzülecek. İşte ondan sonra daha üzülecek diyorsun. O sen diyor mesela net bir şekilde ne istiyorsun? Ben tanımak istiyorum hayatım. Ben zamana yaya yaya. Dikkatini çeken tanıma, başka biri var mı peki? Hani Berke'yle tanıştım yok. Olmadım. Şunu da tanıyabilirim yok, dedim. Yok ev içinde yok. Yok. Ama bu demek olmuyor ki olmayacak. Bu arada Berke için de geçerli. Çünkü neden? Biz direkt hani bir girişimde bulunduğumuz evet. için zaten o süreçte kendine yakın bulan buldu. Eşleşti. Şimdi ben zaten alıcı gözle bakamadım ki bir fırsatım bile olmadı aslında benim baktığın zaman. Ha yakın gelen de tanıdıklarına göre oldu mu için. Dersen yine yok da. Yine en yakın Berke'ydi. O yüzden biz Berke'yle zaten ben Berke'ye okey dedim. Yoksa orada hani kibarca yemeğini reddederdim. Berke'nin şu merdivenlerdeki heyecanı gözümün önünden evet, gitmiyor. Evet o jesti benim zaten çok hiç çıkmayacak aklımdan. Çok hoşuma giden bir jesti yani o kırmızı evet. olayı. Hatta o zarfı hakikaten çok evet. hoşuma gitti. Burada yani. Zaten duruyorduk ya ellerimiz tuttu. Burada başta da dedi ki hani tutmama gerek var mı? Belli demesi, zaten. Evet hani. bu kararlılığı çok hoşuma gitti bu arada. Ama bu kararlılığını her zaman bu kararlılıkta mı olarak görmek istiyorum işte. Kırmızı odaya Yeliz'i çağırmadım. Selam. Hoş geldin, selam. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Sarılabilir miyim? Annem izin vermiyor benim sarılmama. Tamam evet. O zaman emir bir kere. Evet. Bana katı kural koydu dedi ki sarılamazsın dedi. Sadece dedi elini tutturabilirsin. Tamam. Öptüremezsin dedi yanağından. Anne sözü bir şey diyemem. Evet anne sözü. Büyük yerden. Artık ilerleyen zamanlarda annem... Tamam kızım derse o zaman sarılırız. Ne derse odur o zaman. Evet. Nasılsın? İyiyim. Ah. Asla istemiyorum evet.
akıldan sen çıkabiliyor. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Seni görünce hala heyecanlanıyorum. Ama ben de artık mutluyum da, bir mutluluk da var. Ben de heyecanlanıyorum, geriliyorum yine. Aynı gerginlik devam. Evde ufak tefek gerginlikler oluyor bizim evde de. Ya evet, sabah niye öyle bir gerginlik çıktı? Ufak tansiyon yükselmesi diyebiliriz. Yani biraz geçerli bir sebep yoktu ama yine de tansiyon. Bazen ufak şeyler bile etkileyebiliyor. Evet, bir de erkeklerde daha şey oluyor. Ortamında gerginliği de var derken isterseniz alevine bile ufak şeyler bile. Kızlar evi nasıl? Bu arada hiç bizim hakkımızda konuşuluyor mu? Benim hakkımda konuşuluyor mu? Konuşuyoruz. Senin tahmin edebiliyorum mutlaka. Senin hakkında çok konuşuyorum bu arada. Evin içinde sürekli seni konuşuyorum. Güzel. Ben hep birilerini bir köşeye diyorum. Çekiyorum. Şöyle böyle anlatıyorum hep. Kızlar umarım. Evinde konuşuyoruz. Kızlar evinde ayrıca kızlar arasında da kaos çıkıyor. Yani bilindiği üzere. Ama güzel, ben alıştım. Tepkiler nasıl peki ikimiz hakkında? Umarım güzel tepkiler alıyoruz. Kimileri çok sıcak buluyor bizi. Kimileri de yani uzun süreceğini, olacağını düşünmüyor. Zaman gösterir diyorum ben de. Hepsini yanıltabiliriz. Evet, yanıltabiliriz. Tabii bu biraz bizim elimizde. Evet, bizim elimizde. Zamanın ne göstereceği benim için çok önemli yani. Aslında çok uzun süreyi çok yaymak istemiyorum. Neden? Neyi? Bir dakika, neyi uzun süreyi bir arama, hayır şey, bu geçiş evresini. Hani o yola giriş evresini çok uzatmak da istemiyorum ama çok aceleye de getirmek de istemiyorum. Yani kıvamında olmalı her şey benim için. Kesinlikle. Öyle. Emin olduğun zaman zaten şöyle bir durum var. Böyle bir şeye başlayacaksak bundan emin olmanı isterim. Kafanda herhangi bir şekilde bir tereddüt ya da şüphe duymanı istemiyorum. O yüzden bana sormak istediğin her şeyi sorabilirsin. Faktifik düşüncelerim bile dahil. Onun dışında başkalarının yorumlarının düşüncelerinden etkilenmeni istemem. Lütfen gel bana sor. Her şey dediğim gibi bana sorabilirsin. Onun dışında... Dün bir Tatyana olayı vardı biliyorsun. Evet. Yine sonuç olarak heyecanlıyım. Yani bu Tatyana olan bir heyecanın dışında genel olarak da bir heyecanım vardı. Çıkarken kurmuş olduğum cümleyi farkında bile değildim. Yani bu tamamen aslında her zaman standart bir söylem bile olabilecekken yanlış zamanda zamanda söyledim aslında cümleyi tamamen. Umarım bu da seni... Yani o olayın üstünde Tatyana dedi ya, benimle tanışmak ister misin, istemez misin diye sordu. Sen de arkadaşça evet ama ben Yeliz'le tanışmayayım, yani Yeliz'le devam etmek istiyorum dedim. Konu orada kapandı benim için çünkü o da görmüş oldu senin net tavrını. Bu arada bu kızlar evinde konuşuldu ve ben dedim Mert'in bir başka kadın tarafından çağrılmasını isterim. Çünkü orada nasıl bir tavır verecek, nasıl bir tepki verecek bunu görmek istiyorum. Bu benim için Mert'e bakış açımda çok büyük bir etki, çok büyük bir pay sahibi olacak demiştim. İyi ki de oldu, hani iyi ki de gördüm diyorum. Çünkü hep aklımda bir soru işareti kalırdı. Acaba başka bir kadın Mert'e yönelse, Mert bana karşı olan ilgisini eksiltir mi? Aynen. O benim için bir hep soru işareti. O aydınlandı, evet. O güzel oldu benim için. Güzel, o zaman bir soru daha soracağım. Hızlı başladık. Yani aslında ilk günden gerçekten ben de beklemiyordum böyle bir şeyi. Sen de beklemiyordun yani. Evet. Bu ikimizin de beklediği bir şey değil de bir noktada hızlı gittiğimizi düşünüyorsun. Bunu da eminim ki evet, belki evet ama kendinden gelişen durumdu. Sadece hiç aklından geçen bir kişi daha var mıydı? Yani şunu da tanımak ister miydim? Yani ikinci bir seçenek bir ihtimal. Yok, hayır. Ben zaten Öykü Hanım da dedi. İlk günden beridir. Yani ilk gün seni, bu arada hepsini beğendim. Yani beğeni olarak. Hepsi birbirinden yakışıklı, hepsi birbirinden güzel görünümlü çocuklar. Ama dediğim gibi beni etkileyen bir tek sendin. Onun dışında birinden etkilenmedim. Birine karşı bir heyecanım, bir hani kimsenin yanında gerilmiyorum senden başka. Hani bunu söylesem yeterli sanırım. Evet, fazlasıyla yeterli. Yani ben de şöyle söyleyebilirim. Tek ilgim sana. Senin hiç olmadı mı başka bir merak ettiğin? Ya en azından seni sadece... tanımak istiyorum. Yani ben burada benim önceliğim seni tanımak. Yani seni tanımak istiyorum. İlgim sana. Teşekkür ederim. Evet. Peki benimle ilgili merak ettiğin, en çok merak ettiğin şey ne? Sormaya çekindiğin. Aslında sormaya çekindiğim bir şey yok. Yani bunu ya zamanla hani... mesela dün de şey demiştin. Hani iletişim kuramıyoruz ya da ne soracağımı düşünüyorum gibisinden. Evet. Aslında bu da daha yeni olduğumuz için, daha birkaç gündür buradayız ve hani bu sohbetleri yapma fırsatını daha yeni yakalayabiliriz. O yüzden biraz daha kendimizi yeni yeni ifade etmeye başlıyoruz. Evet. Ufak ufak sorular sorup bir noktada birbirimizi tanıyoruz. Daha öyle büyük sorulara değil de daha ufak sorular birbirimizi daha iyi tanımamıza sebebiyet veriyor. Evet. Umarım
ediyorum. Şu an için her şey senin için de güzel gidiyor. Çünkü benim için güzel gidiyor. Kırmızı Oda'dan önce biraz soru işareti vardı kafamda. Kızlar evinde de konuştum bunu. Bu Kırmızı Oda bir tık daha netleştirdi diyebilirim. Güzel. Çünkü gelmeden önce konuştuk. Hatta kızlar dedi ki Kırmızı Oda'da dedi hani. Bitti mi sürekli? Ay ya. Tamam güzel bir daha çeviriyoruz. Bir kere daha çeviremiyor muyuz? Peki ufak bir elden öpücük alabilir miyim? Tamam hadi onu yapabiliriz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere.